Artık hazırlıklar da yavaş yavaş sona yaklaşılıyor. Birazdan ilk olarak 4x50 metre karışıkta bir müsabakayla karşınızda olacağız. Bu arada çok hummalı bir çalışmanın olduğunu da belirtmekte fayda var. Fenerbahçe Yüzme Şubesi buradaki pek çok antrenörüyle birlikte yer alıyor ve bu organizasyonun gerçekleştirilmesi için emek veriyor. Gerçekten her birine tek tek teşekkür etmek lazım. Kolay değil, böyle bir organizasyonu gerçekleştirmek. Sayın Orel Oral da bundan sonra aslında gelenekselleştirmek istiyoruz dedi. Umarız öyle olur. Ama kolay da değil. Şimdi şöyle, daha önce gelip görenler olabilir, resimlerini görenler olabilir. Burada kameralar az önce manzarayı da gösterdi. Gerçekten dünyanın sayılı havuzlarında. Şubemizin havuzu gerçekten dünyanın sayılı havuzlarından ve biz bu havuzda organizasyon yapmaktan büyük keyif alıyoruz. İnşallah bu organizasyonu da yıllar boyunca devam ettirebilirsek bütün organizasyona katılan sporcular, veliler, yöneticilerimiz, taraftarlarımız çok da keyif alacaktır. Hatta birazdan Avrupa standartlarına ulaşacağız. Işıklarımız yanacak ve hava kararacak. Müthiş bir ambiyansta inşallah iyi yarışlar seyredeceğiz. İnşallah. Şu an Faruk Ilgaz tesisleri gerçekten nefis anlara sahne oluyor. Yasin Hoca'nın da belirttiği gibi az önce kameralarınıza da ekranlarınıza da yansıdı. Gün batımının çok güzel yaşandığı bir andayız ve yavaş yavaş gün batımı yerini buradaki aydınlatmaya bırakacak ve çok güzel görüntüleri yine sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz elbette. Çok kalabalık bir grup geldi. Bunun sebebi az önce de yayının başında da aktardığımız gibi 4x50 metre karışıkla başlayacak olmamız ve tabii ki 4 takımın burada mücadele edecek olması. 4 takımdan 4'er sporcu, yani toplam 16 isim şu an geldiler ve o çıkış deparına yaklaştılar, konuşlandılar. Yavaş yavaş hazırlıklar tamamlanıyor. Bir kez daha ben hatırlatayım. Yayının başında aktarmıştık ama burada sarı, lacivert, beyaz ve yeşil 4 grup yer alacak değerli izleyenler. 4x50 metre karışıkta sarı takımda İlayda Kargın, Emre Sakçı, Jorge Otayza, Isabella Tafur dörtlüsü yer alacak. Lacivert takımda Tuncay Ceritoğlu, Demirkan Demir, Gizem Güvenç ve Sıla Bilgi yarışacak. Beyaz takım adına Berk Özkul, Beste Samancı, Zehra Duru Bilgin ve Baturalp Ünlü'yü izleyeceğiz. Ve son olarak yeşil takımdaysa Rasim Oğulcan Gör, Hazal Özkan, Anıl Akbıyıklı ve Selen Özbilen havuza girecek isimler. Evet, iki kadın, iki erkek sporcudan oluşuyor. Sıralama da sırt, kurbağa, kelebek ve serbest branşlarıyla devam ediyor. Sporcularımız ilk sırtla başlayacaklar, ardından kurbağalama, kelebek ve serbest branşıyla yarışı tamamlayacaklar. Az önce söylediğimiz gibi strateji çok önemli. İyi bir strateji kurmak ve sonuca etki etmek için iyi bir sıralama yapmak gerekiyor. Bu bizim Türkiye şampiyonalarında olsun, milli takım yarışlarında olsun sporcularımızla inanın saliselik hesaplarla yol alıyoruz. Burada da takım sorumlu antrenörlerimiz eminim en ince detaylara da dikkat etmiştir. Güne de hızlı bir yarışla başlıyoruz. Aslında bayrak yarışları dünyanın ilgisini çektiği en üst seviye yarışlardan biri. Umarım biz de burada keyifli şekilde izleyeceğiz. Avrupa Şampiyonası madalyalı sporcularımız, Türkiye rekortmeni sporcularımız ve milli takım sporcularımız burada sahne alacaklar. İnşallah seyir zevki yüksek bir müsabaka göreceğiz. Öyle olacağını şüphemiz yok. Dediğiniz gibi Avrupa standartlarında bir yarış izleyeceğiz. Şöyle bir isimlere baktığımızda gerçekten çok değerli, çok önemli isimler var. Haydi İlayda! Ün yapmış kişiler var burada. Tabii ki. Demirkan Demir, Emre Sakçı, Selen Özbilen, Baturalp Ünlü. Yani kimden bahsetsek zaten bir şekilde takımı adına önemli. Hem Türkiye hem takımı adına müthiş işler yapmış sporcularımız var. Şimdi sporcuların anons edildiği andayız. Üçüncü kulvarda sarı takımı izleyeceğiz. 4 numaralı kulvarda lacivert takım, 5 numaralı kulvarda beyaz takım ve 6 numaralı kulvarda yeşil takımı izleyeceğiz. Hemen ilk havuza girecek olan isimleri söyleyelim. Sarılarda İlayda Kargın, lacivertlerde Tuncay Ceritoğlu, beyazlarda Berk Özkul, yeşillerde Rasim Oğulcan Gör. Evet. Ya çok
Yani inanılmaz güzel, keyifli olacak. Kesinlikle. Şimdi havuz 25 metre. 25 metrelik. Kısa git gel kurular yapacağız. Evet. Ve sonrasında diğer sporcu değil bayrağı devralacak. Duvara değdiği anına itibaren. Organizasyon içinde de biz her dönem bayrak çalışmaları yapıyoruz. Burada dediğim gibi az önce saliselik çıkışlarla takımı öne atma gayreti gösteriyoruz. Zaten birazdan da seyircilerimiz de görecek. Evet, sporcular havuza indiler. İşaret geldi ve Fenerbahçe Yüzme Şubesi gösteri müsabakalarında ilk günün ilk müsabakası başladı. 4x50 metre karışık. İlk 25 metresini çabucak geçtik. Evet. Burada 4 numaralı kulvar. Tuncay Ceritoğlu lacivert takım adına evet hızlı döndü. Sırt üstü. Berk müthiş bir sualtı evet, şimdi kullandı 6 numarada. Gerçekten kendisi iyi bir sualtı kullanan sporcumuz. Sanırım ilk olarak 5 kulvar. 5 numaralı kulvar. Berk'in evet yerine Beste Samancı havuza girdi. Evet. Beste de Türkiye rekortmeni, müthiş başarılara imza atmış. Üst düzey bir sporcumuz. Yıllarca Fenerbahçe'ye en iyi şekilde hizmet verdi. Şu an Emre Sakçı, tabii, Emre Sakçı geliyor. Havuzda. Evet. Gördüğünüz gibi kurbağalama en üst seviyede evet farkı belirleyecek bir an. Çok iyi geldi Emre. Şimdi üçüncü sporcular Jorge Otayza, Gizem Güvenç, evet, Zehra Duru Bilgin ve Anıl Akbıyıklı havuzda. Bakıyorum. Haydi lan hadi. Onlar da kendi adlarına ilk 25'i hızlı geçtiler. Hadi İza. Evet, İzabel ve Sıla. Sanki suya girecek. 3 ve 4 numaralı kumar evet, arasında iki, geçecek ikisi bu. Arasında İzabel çok iyi bir çıkış yaptı. Müthiş bir bayrak startı aldı. İzabel Tafur, Sıla Bilgi. Evet. Şu an müthiş bir mücadele. Diğer taraftan Selen de devreye girdi. Baturalp de devreye girdi ama tabii fark açıldı. Sıla şu an zorluyor. İzabel bırakmıyor. Burada en ufak bir nefes hızı düşünecek. İyi finish. İzabela Tafur mu? Sanırım İzabela Tafur. Evet, 4 numara aldı. Evet, 4 Sıla numaralı aldı kulvar. Evet. Sıla Bilgi. Lacivert takım. Son anda yaptığı atakla lacivert takım adına müsabakayı birinci tamamladı. Gerçekten nefes kesen bir mücadele son ana kadar. Bravo, müthişti. Bravo. Şu an ekranlarınıza da yansıyor. Evet, sıralamayı görebiliyorsunuz. 6 numaralı kulvar yarışı 3. sırada tamamladı. 5 numaralı kulvar 4. oldu. Biliyorsunuz ilk sohbetimizde favoriniz hangi takım demiştiniz? Evet. Lacivert takım bakıp söylemiştim. Gerçi evet güzel bir finişle aldı. Hani iki erkek üst üste havuza girerse daha iyi bir strateji evet olur demiştiniz. Evet. Ama sonucu da aslında kadınlar belirledi. Belirledi. Burada Sıla doğru, Bilgi ile doğru. İzabela Tafur nefis hani kulaç kulaça diyeyim ben müthiş bir yarışa imza attılar. Ve müsabakayı böylece lacivert takım kazanmış oldu. Tabii ki günü röportajlarla zenginleştireceğiz demiştik sizlere. Ve şimdi havuzdan çıktığı gibi Emre Sakçı Beril Böke'nin yanında. Evet Emirhan, yanımızda dediğin gibi Emre Sakçı var. İzlemesi harika keyifli bir yarıştı. Emre sen neler söylersin? Bizim için de yüzmesi gerçekten çok keyifli. İçinde bulunduğumuz bu durumda da güzel bir moral oldu açıkçası bize. İlk yarışı yüzdük. Şu an için çok keyifli geçiyor her şey. Ortam da çok güzel. İnşallah bu iki gün çok da keyifli bir yarışlar izletiriz sizlere. Daha sonra tekrar bir yarışa gireceksin ama onun öncesinde buradaki ortamı sana soracağım. Çünkü hem olimpiyatlara katılan oyuncular, 7'den 70'e sporcular burada. Bununla ilgili neler söylersin? Tabii burada küçük kardeşlerimize de güzel örnek oluyor. Yani onlarla birlikte yüzmek etmek bizim için de farklı bir keyif ve tecrübe oluyor. Çünkü arka arkaya sık yarışlar izliyoruz. Aslında yarıştan ziyade antrenman diyebiliriz bizler için. Teşekkür ederiz. Seni daha fazla ısıtmadan hemen havuza alalım tekrar o zaman. Röportajlarımıza antrenörümüz Itır İvanlı ile devam edeceğiz Emirhan. Teşekkür ediyoruz Beril Böke'ye. Emre Sakçı havuzdan çıktığı gibi röportajını verdi. Onu da bugünün 7. yarışında erkekler 50 metre kurbağalamada bir kez daha izleyeceğiz elbette. Hemen ikinci yarışa geçiyoruz. 200 metre kelebek kadınlara geçeceğiz. Ama öncesinde yönetmenim beni uyarıyor. Beril Böke Itır İvanlı ile birlikte karşınızda.
Evet, yüzme şubemizin antrenörlerinden Itır İvanlı bizlerle birlikte şimdi. Hocam çok keyifli yarışlar, müsabakalar izliyoruz daha doğrusu. Siz neler söylersiniz sporcularımızın hem performanslarıyla hem de bu günün anlam ve önemiyle ilgili olarak? Uzun bir yarışmasız dönem geçirmişti sporcular bu pandemi dolayısıyla. Bu dönemden sonra hem antrenman yapma dönemleri hem de motivasyonlar için bu yarış çok iyi oldu. Zaten bütün izleyicilerimizin de göreceği gibi inanılmaz bir atmosferi ve manzaramız var. Dünyanın sayılı havuzlarından bir tanesine sahibiz. Aynı zamanda böyle bir organizasyonu kendi içimizde yapabilecek kadar da güçlü bir kulübüz. Bütün kulüplerin ilerleyen dönemlerde bize eşlik etmesini diliyoruz tabii ki. Bu imkanları bize sunan kulübümüze de çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu organizasyonu geleneksel hale getirmek istiyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olimpiyatlara en çok sporcu gönderen kulüplerden bir tanesi. Yüzme şubemiz de bu anlamda ön plana çıkıyor. Bu tür organizasyonların bu başarıyı getirmesindeki etkisinden bahseder misiniz? Tabii ki. Şimdi ne kadar fazla yarış yüzerse sporcularımızın gelişimleri için o kadar önemli. Bunun yanı sıra motivasyonları için de önemli. Çünkü burada kendilerini değerli hissediyorlar. Yani amatör bir branş olmasına rağmen bu yapılan organizasyon, bu emekler sporcularımızın kendilerini daha değerli hissetmelerini, motivasyonlarının artmalarına neden oluyor. O yüzden onlar da değerli oldukları yerde en iyi yapmak için daha motive bir şekilde çalışıyor. O yüzden ben yararlı olduğu kanısındayım. Çok teşekkür ediyorum. İyi müsabakalar, keyifli organizasyonlar diliyorum. Hoşça kalın. Röportajlarımıza, antrenörlerimiz ve sporcularımıza devam edeceğiz. Emirhan, sözü tekrar sana bırakıyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Hemen 200 metre kelebek kadınlara döndüğümüzde yarışın şu an 3. bölümünde izleyelim. Hatta onu da bitiriyoruz. Son 25 metreye doğru gidiyoruz. Evet. Hocam, Ecem Kemer şu an önde. Zehra Durubilgin takip ediyor. Gerçekten ikisi de üst seviye sporcularımızdan. Milli takım sporcuları ve rekortmenler. Tabii ki sezon başı olduğu için kalitesi çok yüksek bir yarış. 200 kelebek dünya çapında zor ve meşakkatli bir yarış diyebilirim. Çoğu sporcu bunu kabul etmeyebilir dönem dönem. Şu an gördüğünüz gibi Ecem Kemer önde gidiyor. Zehra takibinde. Duru Tanrıverdi onların peşini bırakmıyor. Milli takım sporcularımız. Gençlerde 2005 doğumlu sporcularımız var. Onlar da geriden kendi performanslarını en iyi şekilde sağlamaya çalışıyor. Zehra müthiş bir atakla son 25'i tamamladı. Zehra Avrupa Gençler dördüncüsü, Dünya Gençler finalisti, Avrupa Şampiyonası finalisti sporcularımızdan. Hem tecrübeli hem genç bir sporcu. Zehra Durubilgin böylece birinci sırada tamamladı. Evet. Yarışı. Ecem Kemer 2 oldu zannedersem. Duru Tanrıverdi 3 ya da tam tersi olabilir. Skorboard'u göremiyoruz. Şu an Duru Tanrıverdi'nin 2. olduğunu görüyoruz. Evet, ikinci, iyi bir finişte Duru Tanrıverdi tamamladı. Evet, 3. sırayı Ecem Kemer aldı. Selen Kurt, Deniz Yeneroğlu, Ecem Dönmez, Nil Helvacıoğlu ve Doğa Atıcı. Evet. Havuza giren diğer sporcularımızdı ve bu şekilde bir sıralama oluştu. Şimdi burada biz bir puanlama yaptık takımlar olarak. Aslında onun için de yarışıyorlar. Takım puanlaması için hiç branşı olmayan sporcular da bu mesafeleri yüzebiliyorlar. O yüzden burada yine bir puanlama statüsü söz konusu. Bazı sporcularımız branşları olmadığı halde derece bazında geri planda kalmış olabilir. Ama takım puanlaması için burada bir puan bile şampiyon olmak adına çok önemli test müsabakalarında. O yüzden yine strateji de ön plana çıkıyor. Antrenörlerimizin sporcularını yerleştirdiği. Tabii burada bir puan birçok şeyi etkiliyor. O puanı almak için bir kulaç, bir aynen, nefes her şeyi etkiliyor. Aynen öyle. Dolayısıyla gerçekten önemli müsabakaları geride bırakıyoruz. Günün üçüncü yarışına geçeceğiz. İlk günün üçüncü yarışı. Şimdi sırayı erkekler alıyor 200 metre kelebekte. Bir numaralı kulvarda beyaz takım adına Yiğit Önal yarışacak. İki numaralı kulvarda sarı takımdan Gökdeniz Saraçlı'yı. Yine 3 numaralı kulvarda sarı takımdan Jorge Otayza'yı izleyeceğiz. Lacivert takımdan Tuncay Ceritoğlu 4 numaralı kulvarda yarışacak. Beyaz takımdan Utku Kurtdere 5. kulvarda olacak. Cem Tener yeşil takım adına 6. kulvarda. Yine yeşil takımdan Bilgehan Yahşi 7. kulvarda ve 8 sonuncu kulvardaysa Tuğrul Başarı izleyeceğiz Lacivert takım adına. Evet, yine ilk işaret geldi. Evet, üst seviye sporcularımızın olduğu bir yarış.
genç milli takım. Evet, genç milli takım sporcularımız var. İçinde A milli takım ve yıldız takım sporcularımız var. Hem Fenerbahçe hem milli takım. Gerçekten yüksek performans ve strateji isteyen bir branş 200 kelebek. Dünyada da katılım sayısı organizasyonlarda düşük branşlardan. Örnek veriyorum, 50 serbestte seçmesine 80 ile 100 kişi arasında katılım varken 200 kelebeği 35-40 kişilik bir katılım gösterebiliyoruz. Dünya genelinde, Avrupa genelinde. Şu an Utku gayet yumuşak ve kontrollü bir şekilde Orge onu takip ediyor. Evet, 5 numaralı kulvardı. Utku Kurtdere. Evet. Şu an beyaz takım adına. Cem Tener önde. Onların peşinde. Cem Tener de Amerika'da eğitimini sürdüren sporcularımızdan, milli takım sporcumuz. Gençlerden de Gökdeniz güzel bir atakla yarışın içine dahil olmaya çalışıyor. Pandemiden önce milli takım seçmelerinde buradaki sporcularımızın hepsi başarılı dereceler yaparak kendi kategorilerinde milli takıma girmeyi hak ettiler. Fakat pandemi doğrultusunda şu an organizasyonlar durduğu için bekliyoruz. Kendi organizasyonumuzu yapıyoruz. Evet. Yani çok da güzel oldu açıkçası. Evet, şu ana kadar üst düzey bir yarış olduğunu görüyoruz. Diğer branşlar için de, diğer dallar için de söylüyorum aynı şeyi. Yani yüzüstü ya da kulaç, hani serbest stil daha kolay gibi görünür. Çok yabana atmamak lazım tabii ama kurbağa ve kelebek stilleri de hakikaten çok zor. Evet. Yani burada aslında her branşın kendine özgü zorluk derecesi var. Bu noktada sporcular kendilerini ne kadar geliştirebilirse suya aktarımları da o kadar kuvvetli ve pozitif oluyor. Evet. Utku Kurtdere'nin birinci olduğunu görüyoruz 5 numaralı kulvarda. 2-0-1.62'lik derecesiyle. Bu arada Jorge Otariza da son bölümde yaptığı atakla ikinci oldu. Gökdeniz Saraçlı 3. sırayı aldı. Evet. İlk 3 bu şekilde oluştu. 200 metre kelebek yarışının sonuçları. 1. 5 numaralı kulvardan Utku Kurtdere oldu. 2. sırada 3 numaralı kulvardan Jorge. Evet, ekranlarınıza da geliyor sıralama. Sol tarafta gördüğünüz kulvar sırası değerli izleyenler, kırmızı sayılar onların kaçıncı oldukları, müsabakayı kaçıncı sırada bitirdikleri ve en sağda da tabii ki süreleri yer alıyor. 2:01.62 ile tamamlamış Utku Kurtdere 200 metre erkekler kelebek yarışını. O zaman kadınlar 100 metre sırt üstüne doğru gidiyoruz. Burada da iki seri bizleri bekliyor. İlk olarak 8 sporcunun yer aldığı bir müsabaka. Ardından 5 kişinin bir arada olacağı bir. İkinci seride 5 kişilik sporcumuz var. İki seriden oluşuyor. İlk seride takım kaptanımız Gizem Çam var. Müthiş bir örnek. Zülal Zeren aynı şekilde takım kaptanımız. İkisi de yaşları genç ama yüzme için belli bir seviyede ve yıllardır bu işe emek veriyorlar takım kaptanlarımız ve gençlere de örnek olmaya çalışıyorlar. Üst seviye sporcular disiplinleriyle olsun, sportif yaşantılarıyla olsun, eğitimleriyle olsun bu şekilde sporcularımızı Fenerbahçe Yüzme Şubesi'nde antrenmanlarına devam ederek takıma hem takıma katkılarını sağlıyorlar hem de gençleri yetiştiriyorlar. Yani bizim bir nevi destekçimiz oluyorlar. Onlara da buradan teşekkür ediyoruz. Burada 2005 doğumlu sporcularımız var. Genç takım sporcuları. Yıldız ve genç takım sporcuları. Sporcular havuza girdiler sırt üstü. Evet. Çıkışlarını yaptılar. Normalde havuzdan biz yapıyorlar. Üst seviye organizasyonlarda takos kullanıyoruz. Test müsabakalarında çok tercih etmiyoruz. Bu noktada takozda çok daha iyi start alabiliyorlar. Ama test müsabakası olduğu için burada kullanmayı tercih etmedik. Ama yine de buna rağmen çok iyi çıkışlar yaparak yarışı sürdürüyorlar. Şu an sanırım Zülal
6 numarada. Evet, Zülal ben dönüşünü yaptı. Ben hemen o notları aktarayım izleyenlerimize. 1'den 8'e doğru sıralayayım havuzdayken sporcular. Ceyda Yazıcı, Zeynep Şahin, İlayda Kargın, Lizan Eker, Gizem Çam, Zülal Zeren, Azra Begüm Umut ve İlayda Keloğlan şu an havuzdalar. Evet. Ve sanırım 4 numarada Lizan, düzeltiyorum, 6 numarada Zülal evet, önde. Zülal. Gayet güzel, kaliteli bir sırt üstü yüzmeyle müsabakayı tamamlıyor. Bu tip 50 metre, 100 metre yarışlarında dönüşle beraber su altı avantajını kullanan sporcular her zaman daha efektif yarışabiliyorlar. 15 metre su altı mesafesi var burada. 15 metreyi su altı mesafesini sporcu başıyla keserse diskalifiye oluyor. Ama bu noktaya kadar kullandığı zaman hem daha hızlı yol almış alıyor hem de rakiplerinden bir adım öne geçmiş oluyor. Evet, yeşil takımın podyuma damgasını vurduğunu görüyoruz burada. Zülal Zeren birinci, Azra Begüm Umut üçüncü oldu. Evet. Sarı takımdan İlayda Kargın da ikinci sırayı aldı. Bu müsabakada sanırım hem çıkışta kendilerini ittikleri an ve dediğiniz gibi dönüşte havuz içerisindeki o suyun altındaki dönüş evet. Çok çok kritik oluyor. Bir de birbirlerini görebiliyorlar mı o sırada? Görebiliyorlar. Yani tecrübeli sporcular zaman içerisinde bunu en iyi şekilde organize edebiliyorlar. Su altında olsun, su üstünde olsun, özellikle yan yana giden sporcular yani diğer yanındaki rakibinin sudan çıkan damlacıklarını tespit ederek bile yol alabiliyorlar. Yani bu tecrübeyle sabit evet. bir şey. Yılların getirdiği tecrübeyle hem su altında hem su üstünde rakibini takip edebiliyor ve gerekli hata yapabiliyor. Yani şöyle, biz bazen bu açıdan su altındaki dönüşü tam olarak idrak edemiyor evet. olabiliyoruz. Bir anda suyun üstüne çıktıklarında altta kimin daha hızlı döndüğünü algılayabiliyoruz. Evet. Bu arada ikinci seri de başlayacak. 5 sporcu havuzdalar. İnci Elif Erdin 2 numaralı kulvardan başlıyor. Selen Özbilen, Sıla Özkazanç, Nisan Tümer ve Talya Sivaslıoğlu 6 numaralı kulvarda olmak üzere 100 metre sırt üstü kadınlar da ikinci seriyi evet. başlattılar. Şimdi burada da zaten kulvar. Görebiliriz. Selen. Selen Avrupa Gençler medalisti sporcumuz. Birçok uluslararası turnuvada yarı final yüzmüş ve madalya almış bir sporcumuz. Gayet kaliteli bir şekilde müsabakayı sürdürüyor. Genç sporcularımız da burada İnci olsun, Sıla, Nisan ve Talya süreçlerini en iyi şekilde devam ettirip gelişimlerini sağlıyorlar. İnşallah onlar da bu süreci pozitif şekilde devam ettirecekler. Selen Özbilen yeşil takım adına burada yarışıyor. 3 evet. numaralı kulvarda onun farkı da açtığını görüyoruz. Evet. Onu takip eden hemen yanındaki Sıla. 4 numaralı kulvarda Sıla Özkazanç. Evet. Evet. Müsabaka burada sona erdi. Az önce bahsettiğimiz gibi Selen Özbilen birinci, Sıla Özkazanç ikinci. Evet. 1:53. İnci Elif Erdin. Sanırım best time evet, antrenörleri de işarete geçtik. Kendi derecesini geliştirdi. Örnek veriyorum. 1:4 net derecesi varsa bugün 1:53 yüzerek best time'ını yaptı. Yani pandemi dönemini iyi geçirdiği, pandemi döneminden sonraki antrenman dönemini de gayet pozitif olarak tamamladığını görebiliyoruz. Bu test yarışı da bize bu verileri vermesi adına çok önemli. Bunu da burada ne kadar iyi bir şekilde yani iyi ki yaptık diyebiliyoruz. Sporcularımızın performansını görmek adına. Şimdi tam burada Selen pede dokunduğu anda, elektronik pede dokunduğu anda antrenörlerden bir o sesi yükseldi. Evet, o best time sesi. Ben onu işte evet. Algılayamamıştım. İyi ki buradasınız hocam. Evet. Böylece izleyenlerimize aktarabiliyoruz kişisel rekorunu kırdığını. Evet. Gerçekten bu çok önemli, pandemi sonrası bunu yapıyor olması. O süreci nasıl iyi değerlendirdiğini bize net bir şekilde gösteriyor. Selen'i de tebrik edelim. Erkekler 100 metre sırt üstüne geçiyoruz. Hemen sizlere tanıtalım. 1 numaralı kulvarda lacivert takımdan Arda Erzi var. 2 numaralı kulvarda Rasim Oğulcan Gör. 3 numaralı kulvarda Samberk Oktar.
4 numaralı kulvarda Ege Çakmak, 5. kulvarda Berk Özkul, 6. kulvarda Kaan Kılınç, 7. kulvarda Doruk Efe Kamber ve 8 numaralı kulvarda Özgün Deniz Akbay yer alacak. Şimdi az önce bahsettiğimiz sualtı kullanımı örneğini burada özellikle 5 numara Berk Özkul'dan izleyebiliriz. Yani hem bunun ne kadar önemli olduğunu, ne kadar iyi kullandığını ve gençlerin de burada bu yarışı izleyip onlardan feyz aldığını görebiliriz. Bu da bizim için bir örnek olmuş olacak. Seyircilerimiz de az önce yaptığımız sohbetin nedenli, önemli olduğunu ya da örneğini görmüş olacak. Öyle söyleyebiliriz. Tabii evet. Aynı şekilde Rasim var. Fakat Rasim ayağından ufak bir yaralanma geçirdi. Daha yeni geçti. Olsun. Performans olarak aramızda. Beşinci yarışta ilk seride başladı. Erkekler 100 metre sırt üstünde. Bakın tam 15 metreden evet. Suyu kestiler. Tam önümüzde havuzdan çıktılar. Biz hemen hemen ortasındayız havuzun. Evet. İzleme pozisyonu açısından. Evet, bir an için işte sporcular kayboluyor. Bakın ve ortadan şimdi, yeniden çıkıyorlar. Aynen, yeni çıktılar. Burada su altı kullanımı çok önemli. Özellikle sprint mesafelerde. Şu an sanırım 2 numaralı kulvarda Rasim Oğulcan evet, gör. Rasim ayağı sakat dedik. Ayağı sakat olmasına rağmen. Yaralandı dedik ama demek ki o arayı iyi kapatmıştı. Yani evet, bunu senkronize bölümde konuşmuştuk aslında ama yani ayak parmağından el parmağının ucuna kadar bütün uzuvlarıyla, bütün vücuduyla yekpare formda olması gerekiyor bu spor için sporcuların. Dolayısıyla hiç kolay değil. Burada kim birinci oldu? 3 numaralı kul var. Evet, doğru mu görüyorum? 3 numara 1 oldu. Sandberg. Sandberg de bizim genç sporcularımızdan başarılı bir sporcu. Kendisi aynı şekilde bu sene milli takım müsabakalarında milli takıma girmeye hak kazanmıştı ama pandemiden dolayı gidememişti. Yani burada Arda olsun, Sandberg olsun, Kaan Kılınç, Doruk Efe, Özgün Deniz gayet kaliteli ve ileriye dönük sporcularımız. Zaten Berk Özkul, Rasim kendini kanıtlamış. Üst düzey sporculuğunu Türkiye şampiyonasından ziyade Avrupa ve Dünya şampiyonlarında sürekli yer alan sporcularımız. Evet, Sandberg Oktar birinci oldu burada. Rasim Oğulcan Gör ikinci. Kaan Kılınç üçüncü sırayı aldı. Bu şekilde ilk seriyi noktaladık. Şimdi ikinci seriye geçiyoruz. Erkekler 100 metre sırt üstünde. Burada 4 sporcu yarışacak. Evet. Barkın Efendiler 3 numaralı kulvarda yer alacak. Efe Ertüz'ün, Barış Ataman ve Bartu Pöhrenk. Yine 6 numaralı kulvarda sonlanacak şekilde yer alacaklar. Bu yarışın ardından seri bazında konuşmuyorum. Branşlar, dallar bakımından konuşuyorum. 5 yarış geride kalmış olacak ve 12 yarış önümüzde yer alacak. İlk gün açısından konuşacak olursak. Ve şimdi erkekler 100 metre sırt üstü ikinci seri başladı. Evet. Tamamen genç sporcularımızın oluşturduğu bir ekip. Onlar da pandemi sürecinde antrenmanlarına hiç aksatmadan devam ediyorlar. Tabii ki bu pandemi sürecinde yaptığımız antrenmanlarda da COVID önlemleri alarak devam ediyoruz. Kulvar başına 2 sporcu, sosyal mesafeyi suda bile korumaya çalışıyoruz antrenmanlarda. Ve bu noktada TSE giriş çıkışlarında her daim ateşleri ölçülüyor. Tamamen antrenmanlara arabaları ile gelip gitmeleri öneriliyor. Sağ olsun onlar da bizi dinliyorlar. Korumayı üst seviyede tutarak spor yapma gayretini sağlamaya çalışıyoruz. İlk 50 metre geride kalırken kafa kafaya bir mücadele vardı ama sonrasında Efe Barış'a göre bir adım önde yer almaya başladı ve sonrasında da birinci sırada yer aldı. Efe Ertüz'ün böylece ikinci serinin lideri oldu. İkinci sırayı Barış Ataman aldı. Üçüncü sırayı ise 3 numaralı kurvarda Barkın Efendiler alıyor. Böylece erkekler 100 metre sırt üstünü geride bırakıyoruz. Şimdi tabii
12 yarış kaldı dedik ama kendi içlerinde serilere ayrıldığı için aslında 12'den fazla. Yani bazılarında 2 seri var, bazılarında tek seri var. O yüzden tam olarak söylemek gerekirse, hocam galiba siz sayıyorsunuz. İzleyenlerimizle paylaşalım. Ortalama 18 yarışımız evet. kaldı. Yani şimdi tabii ki tanıtımlar oluyor. Güzel bir organizasyon. Dediğimiz gibi normalde Türkiye Şampiyonası serilerinde, sabah seçmelerinde çok yoğun katılım olduğu için hızlı bir geçişler olur. Burada biz hem sporcularımızı taraftarlarımıza tanıtmak hem de onları motive etmek amaçlı sağ olsun tek tek tanıtılıyor ve başarıları da onlara aktarılıyor, seyircilere aktarılıyor. Biraz daha yavaş ilerliyoruz. Normalde daha hızlı ilerleyebiliriz aslında. Burada aslında izleyenlerimizin de tanıyacağı Mertcan Bildirici anons evet, konusunda evet. yardımcı oluyor. Sporcuların tanıtımı anlamında. Önemli tabii ki, yani buradaki her sporcunun tek tek anılması, başarılarından ve kariyerlerinden bahsedilmesi önemli. Biz de hemen onlardan bahsedelim. Sezi Eryürekli, Hazal Özkan, Beste Samancı, Beren Çelik, Sıla Bilgi, Nisan Tümer ve Begüm Aktarmaç ilk seride evet. kadınlar 50 metre kurbağalamanın ilk serisinde havuzdalar. İlk 25 metre bitti bile. Evet, hızlı yarışlar çok çabuk geçiyor. Kurbağalamanın şöyle bir özelliği var. Su altı kullanım mesafesi sınırı yok. Fakat su altı kurbağalama hareketi var. O hareket dahilinde yol alıp çıkabilecekleri en üst seviye mesafeden çıkabiliyorlar. Tabii bunu iyi yapmak gerekiyor. Zaman kaybı olmaması adına iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Sanırım Beste. Hazal galiba hocam. İki numara. İki numara. Evet, Hazal pardon. Evet, Hazal Özkan birinci, Beste Samancı ikinci, evet. Beren Çelik üçüncü sırayı aldı. 2, 3 ve 4. kulvarlardaki sporcular 32.78 saniyede burada Hazal Özkan'ın süresi, zamanı oldu. Evet. Yeşil takım adına yarışıyordu. Şimdi ikinci seriye geçeceğiz ama söyleyeceğiniz bir şey var mı ilk seriye dair? Şöyle, antrenman dönemi, çok yoğun antrenman dönemindeler. Biz bu dönemlerde hiçbir zaman taper dediğimiz, yani sporcuyu dinlendirdiğimiz kısma geçmiyoruz. Antrenmanlı olarak müsabakaları alıyoruz. Özellikle az önce antrenörlerimizin sevinmesinin sebebi bu dönemlerde best time yapmaları, taper dediğimiz dinlenik dönemlerde daha iyi derecenin geleceğinin habercisi. Burada da sporcularımız yorgun antrenman döneminde iyi dereceler çıkarttılar, onu ifade etmek istedim. Bence son derece önemli, yani bu tarz bir dönemde bu sürelerin, bu zamanların elde edilmesi. Evet. Yani zaten biraz da bunun için burada yer alıyoruz. Bunun karşılığını veriyor olmaları çok güzel ve gerçekten de daha ciddi bir organizasyonda çok daha iyi bir performans ortaya koyacaklarını şimdiden görebiliyoruz. Amaç o zaten, aynen öyle.